Gerit FM radyomuzun bir tarih sohbetinde daha sizlerle buluşmaktan dolayı sevinçliyim. Bugünkü programımız esnasında teknik masada Burcu Turan yardımcı oluyor. Programı hazırlayıp bir saate yakın müddet içinde sizlere sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağcı. İnşallah sizlere faydalı bir vakit geçirtmeye çalışacağız. Zamanınızı öldürmemeye çalışacağız. Osmanlı tarihinden örnek insanları bu sohbetlerimizde sizlere anlatıyorduk. Tabi insan üzüm hani birbirine baka baka kararı derler ya efendim. İnsan insandan etkilenir. Mutlaka. Hele hele manen çok iyi konumda durumda olan insanlardan efendim çok istifade etmek mümkün. Bendeniz de onun için buna vası olmaya çalışıyorum. Ben kendim yani konumu şöyle böyle diye kendi kendime bir konum yazmıyorum. Bana konum at deseniz konum atamam. Ama bu insanların konumu farklı. Biz bu insanların haline özenmemiz lazım ki toplumdaki Bugün hep şikayet ede geldiğimiz ya böyle Müslümanlık mı olur? Böyle bu devirde kardeşim ne oluyor böyle insan insana düşman olmuş? Adem oğlu birbirinin düşmanı falan. Hepsi böyle toplumda toplum önderi diye çıkan kimselerin de çoğu siyaseten toplum önderi olursa işte toplum böyle Toplumun önderinin Dünya gailesi olmayacak. Parapul hiç, hiç kalbinin en ufak bir köşesinde yeri bulunmayacak. Efendim ben parapul esirdeyim, doğru haklısın ama yeri geliyor sen koltuk esir oluyorsun arkadaş. Makam esir oluyorsun arkadaş. Yok canım ben makamada düşkün değilim. Nereye verirlerse versinler otururum. Kalk deyince de kalkarım. Yok arkadaş kalk deyince kimse kalkmıyor. Kusura bakmasın kimse. Seni buraya kim getirdi? Ben getirdim. Peki kim kalk diyor şimdi? Ben diyorum. E niye Ama ben ne yaptım ki yani? Kardeşim hakkında şikayet var. Demek de mecburiyet değilim. E kim şikayet etmiş? Ya bırak ona kafanı bozma. sen hakkındaki şikayet... Doğru mu değil mi onu konuş ya. Kim ederse etsin. Kuşlar geldi söyledi bana. Kim ederse etsin. İşte insanlık burada kördüğüm oluyor efendim. Sadece Türkiye için değil bu sözlerim. Bütün dünyada böyle. İnsanoğlu düşünce yapısını egoizmin esiri yaptı. Egosu ne diyorsa adaletini ona göre veriyor. Ona göre dağıtıyor adaleti etmeyin eylemeyin ya. Eshab-ı kiram efendilerimiz aç kaldıklarında karnına taş bağlarlardı efendim. Ki mide boş kalmasın boşluğunu hissetmeyelim de efendim birinin hakkına zarar vermeyelim diye. Ağızlarında taş parçasıyla gezerlerdi efendim. Çakıl alırlardı ağızlarına. Aman ya Rabbi bu taş bize seni hatırlatsın da ...ağzımızdan... ...senin emrine aykırı bir söz çıkmasın diye... ...nerede o insanlar ya? Nereye gitti o insanlar ya? İnsanlar neden birbirinin gözünü oymaktan zevk alıyor? Neden birbirinin canına kastetmekten zevk alıyor? Ondan tatmin oluyor. Öyle bir zararlı elektrik birikiyor ki efendim... ...bunu para törör falan boşaltamıyor... İşte toplumun paratonerlerini sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ben sadece, yani suyun kaynağı ben değilim. Suyu nakleden boru da ben değilim. Suyu nakleden borunun ağzındaki musluk kadar belki katkım varsa var. Musluk. Ne yapıyorlar musluğuda? Aa bu kireçten bir şey diyor. söküp atıyorlar. Yeni bir kireçsiz musluk takıyorlar. İşte o musluk orada durduğu müddetçe o güzel suyu akıtır. Allah Teala bütün böyle insanlarla temas eden kimseleri, anaları, babaları, komutanları, müdürleri, bakanları, başbakanları hepsini hayırlı su akıtan musluklar halinde istihdam eylesin inşallah. Efendim bize ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz olabilir. Radyomuzun telefonu 0 212 alan kodundan 454 56 46. Mail adresi tgrt-fm tg fmcomtr Şahsi mail adresim ise ismail.yagci41 at gmail.com Bugün sizlere Abdülkerim Zade Mehmet Efendi rahmetullahi aleyhi anlatmaya çalışacağım. Kanuni Sultan Süleyman Han devri alimi ve şairi. Şimdi şair o dönemde alimlerden çok şairler de var. Efendim, Tabii Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretleri rahmetullahi mesela talebeleri niyazımız sevgili talebelerinden birisi şiirleri hala dillerde destandır. Halveti'nin Marmaravi kolunun kurucusu Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretleri de insanlara nasihatını din işlerini şiirlerle anlatırdı. Tabii şiirle anlatım çok da tavsiye edilen bir husus değil. Ha yapabilene aşk olsun. Niye değil peki? Yani güzel sanatın, şiirin, edebiyatın, İslamiyet karşısında mı? Hayır. Hayır. Eğer şiirle anlatmaya kalkarsa... ...insanın nefsi kafiyenin esiri olur hece sayısının esiri olur. Hem kafiye tutacak, hem hece sayısı tutacak. Veya bugünkü şiir dedikleri, benim pek şiirliğini anlayamadığım bir yeni şiir dedikleri şiir var. Bir türlü anlayamadım ben doğrusu. Yani biri anlatsa iyi de olur. Anlayabilirsem eğer o da. Şiiri kalıbında muhafaza edebilmek için şiirliğini bozmamak için dinen söylemek istediği şeyi rahat söyleyemez. Halbuki dini hususlar rahat ifade edilmesi lazım. Peki şiirle izah edenler niye buna bu yola girmişler? Onlar da çok iyi niyetle girmişler. Şiirle bunu ifade edeceklerine inanmışlar. İnsanlar kafiyelerin gelişinden kulakları hoşlanır. Kulağa hoşlanınca kulaktan kalbe yol var. Gözden kalbe yol var. Kulaktan kalbe inmeyi denemişler. Her zaman mı? Hayır. Onun için İslam alemini sizler anlatırken bir de şair de deyince belki bazı dinleyeceğimiz Allah Allah ya bir alim adam nasıl da şair olur. Şair deyince biz şair hasmet, haşmet gibi işte o kapıya bu kapıya sığıntı olmuş. Ondan sonra da patavatsız laflarla huzurlardan kovulmuş. Bir daha gelmiş, bir daha kovulmuş. İnsanları hicvetmekten başka bir işe yaramamış. Ha, bu hicviyelerde bir nasihat vardır. Elbette. Onu inkar etmiyoruz. Bu niye benzer kıymetli dinleyenlerim? Bir insanı doktor tedavi eder tedavi ederken yaptığı tedavi usulleri veya operasyon usullerini o kadar mülayim şekilde uygular ki izahatında o kadar yumuşak bir şekilde yapar ki onu dinleyen hasta ya keşke ben bunu daha önceden olsaydım ya korkup duruyordum ya bak adam ne güzel anlattı aynı operasyonu yapacak olan başka bir doktor ya arkadaşım sen ne laftan anlamaz adamsın. Ben sana diyorum ki sen bunu yapmazsak sen ölürsün. Ha bunda ölüm yok mu? Bunda da ölüm ihtimali var canım. Var ama ihtimal daha az. Hiç olmazsa biz senin canını kurtarmaya bakıyoruz. Ya git baba Allah'ını seversen ben kasabamı geldim, doktora mı geldim der çeker gidersiniz. Aynı hastalık, aynı hasta fakat doktorun sunumu farklı. Din adamı bu doktorun sunumundan daha hassas şekilde insanlara allah Teala'nın yolunu anlatacak. Çünkü doktorun sunumu hatalı olursa o adam fizikman zarar eder. Bir uzvu sakat kalır. Efendim o haliyle hayatına devam eder. En son en sonunda ne olur? Ölebilir belki. Fakat dini siz sevdirerek anlatamazsanız o insan belki çok sağlığı yerinde olur. Zıpır zıpır gezer. Güpür güpür yürür. Ama imanını kaybeder. Yaşadığı müddetçe de daima etrafına o imanını kaybetmiş insanın zararını vermeye başlar. Yani bir insana dini anlatmak bir doktorun en kritik beyin ameliyatını hassasına anlatmaktan daha hassas olmalıdır. Öyle mi? Öyle mi ama şimdi? Hayır, kürsüye çıkınca bazı insanlar karşıdaki cemaate bana bakın bana yaşı daha 60'a 70'e gelmiş adamın doğru dürüst abdest almasını bilmiyor ya. Bu ne biçim iş kardeşim? Allah Allah. Ya biz bu camiye bayram namazına fırça yemek için mi geldik ya? Hoca etme eyleme. Etme eyleme. Ben de senin başında dursam şimdi aldığın abdese belki 40 tane kusur bulurum. Sonra sen bunu hiçbir zaman kişileri ilzam edecek şekilde yani suçlayacak şekilde ilzam etmek o demek. Suçlayacak şekilde anlatamazsın. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle yapmadı. Büyükler hiçbir zaman talebelerine kusurlarını yüzlerine söylemezlermiş. Tasavvuf kitapları yazıyor. Buyururlarmış ki ya bazı insanlar var. Onlar şöyle 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 yapıyorlar. Hayret ya bunu niye yapıyorlar? Bu dine zararlı bir şey. Halbuki onu dinleyenler içinde o talebeler o zararlı şeyleri yapıyor. Nefis acayip bir şey efendim. Her vahşi hayvan bir değil ki. Yani bir vahşi hayvan vardır. Ufak tefek bir faredir. Vahşidir ama. Yani evcil fare de değildir. İnsanları hiç görmemiştir. Ama bir de vahşi vardır ki sırttan gibi. Vahşinin de vahşisi olmamalı. Nefis böyle. Onlardan da vahşi. E sen ona şimdi görüne görüne arkadaş ben hiç korkmam vahşi hayvandan falan deyip ben bu adamın nefsini ezeceğim. Beni dinlemeye mecbur. Benim gel dediğim yere gelecek. Git dediğim yerden gidecek. Bir dakika arkadaş ya. Sen Allah Teala'nın yolunu mu anlatıyorsun? Yoksa kışlada da değil. Kışlada bile düzen böyle değildir. Yoksa sen hapishanede devletin verdiği, yargının verdiği cezayı çekmekte olan mahkum kardeşlerimize sen de gayri kanuni bir ceza mı kesiyorsun ya? Bir dakika arkadaş. Çünkü hapse atılana devlet demiyor ki günde üç öğün eziyet et. Ben onu kapattım diyor. Hürriyetini engelledim. Ama yemeğini vereceğim. Rahatını sağlayacağım orada. Temizliğini sağlayacağım. Bir de bunları sen koruma memuru olarak eskiden adı gardiyandı. Fransızcadan gelen bir şeydir. Gardiyan. E ...muhafaza ediyor yani. Bir de sen ceza keseceksin. Üstelik de bu cezanın müddeti de belli değil. Ötekilerin hiç olmasa üç sene, beş sene, on sene hatta müebbeti bile yeri gelince seneye çevirebiliyorlar. Din anlatan psikologlardan daha hassas bir şekilde insanlara nazik davranmaya mahkumdur, mecburdur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hiç kimseye kızdığı görülmemiştir. Hiç kimseyi azarladığı işitilmemiştir. Peki bu dini getirenden ...insanlara tebliğ edenden... ...affedersin, kürsüye çıkan kardeşim... ...sen daha mı din için gayretlisin ya? Hangi hakla, hangi selahiyetle... E, ...ömründe bir defa bir pişmanlık duymuş... ...camiye gelmiş bir insanı... ...kast ederek... ...hakaretlere boğup herkesin dönüp ona bakmasını... ...sağlamak senin hakkın mı ya? Eğer sen bunu... ...bilerek, kasten yapıyorsan kusura bakma o kürsüden in çünkü şu anda sen imanını kaybetmiş haldesin. Bir Müslümana bilerek nefsani eziyet etmek insana imanını kaybettirir. İşte Osmanlı'nın yetiştirdiği alimler şiirin nezaketiyle de dine anlatma yoluna gitmişler. Abdülkerim Zade Mehmet Efendi'yi anlatıyoruz efendim. Doğum tarihi maalesef Birçok Osmanlı aliminin olduğu gibi bunun da doğum tarihi bizim kayıtlarımıza göre bilinmiyor. Utanılacak bir şey ama her seferinde de söylüyorum. Babası Abdülkerim meşhur bir insan olduğu için onun oğlu olarak tanınmış. Dedesi Fatih devrinde, Fatih Sultan Mehmet han devrinde ...müftülük ve kazaskerlik, kazaskerlik yapmış. Onun için bu sülaliye de... ...Abdülkerim Zade denmiş. Abdülkerim Efendi'den dolayı, dedesinden dolayı. Tabi ilk tahsilini... ...Osmanlı'nın bütün eğitim yollarında olduğu gibi... ...ailesinden aldı. Sıbyan mektepleri falan daha sonraları çıkmaya başladı ilk mektep dediğimiz Sıbyan Mektepleri daha sonraları çıkmaya başladı. Evvela aile o mektebe göndermeden önce bir eğitim verirdi efendim. Şimdi kaç yaşındasın? Dört yaşında. Hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Anaokuluna, anaokuluna, hadi. Anaokulu. Anaokuluna ondan sonra bir kamera koyuyorsun. Bakıyorsun, oho, bizim çocuk orada. Erken eğitim alsın. Hayata erken yetişsin derken, eziyetlere erken yetişmiş oluyor. İlk tahsilinden sonra, Ahmet İbni Kemal Paşa, rahmetullahi aleyh, merhum Ebu Suud Efendi, İsrafilzade ve Çivici Zade gibi, o devrin, çok, tanınmış büyük alimlerinden okudu. Ebu Suud Efendi de okudu. İbni Kemal Paşa da okudu. Yani Kemal Paşa Zade de okudu. Yavuz Sultan Selim Han'la Mısır seferinden dönüşte atının ayağından kaftanına çamur sıçladı Yavuz Sultan Selim Han'ın. İşte Kemal Paşa Zade bu da at. Fatih Ton'u şeref sayarım dedi. O kaftanı çıkarttı, saklattı. Hala Sultan Selim Camii'ndeki türbesinde, sandukasının üstünde olduğunu zannediyorum. Bir ara tamire falan gitmişti. Çok sıkı riyazet ve mücahedeler de çekti. Yani bu zatlardan okuduktan sonra bunların halini görünce Tasavvufa çok bir hevesi geldi. Tasavvufa niyetlenen riyazet ve mücahidelere katlanması lazım. Canın istiyor. Şeftali yemek istiyorsun. Alacak durumdasın da. Ama Ya Rabbi ben bu nefsin beni böyle dütbesine karşı koyacağım. Ben Allah için o şeftaliyi yemeyeceğim. Haram olduğundan değil. Nefsinin o andaki isteğini kırmak bir daha nefis bir müddet hiç olmazsa başka bir şey isteyemezsin. Hani çocuklar analarından babalarından bir şey ister. Babasının imkanı vardır ama oğlum şu anda durumumuz yok yani onu şimdi şimdi sırası değil daha sonraki senelerde inşallah bir tatil zamanı gelsin öyle yapalım diyerek ötelemeleri vardır. Tehir etmeleri vardır. Nefsi evvela tasavvufa girenler tehir ederlermiş. Sonra sonra ya sonra yersin ya hele şimdi dur bakalım falan filan. Sonra da bir zeytin tanesiyle öğün geçirmeye başladılarmış. Mücahede nefsiyle savaşmak demek. Evet, bu çok acele etmiş Abdülkerim Zade. E zaten dede maşallahı var. Kal askerlik yapmış. Din işlerinde ileriye gitmiş. Evet. İlim öğrenme gayreti ve istidadı çok yüksekti. ...ikisi de. Hem ilim öğrenmeye kabiliyeti var, hem de iştiyakı var. Aç. Bir insan vardır, kabiliyeti vardır, ama iştiyakı yoktur. Bilhassa öğrenciler için hocalar derler ki, çalışmıyor canım velisine, çalışmıyor. Çalışsa bu çocuk her şeyi güzel yapacak. Ha, Hoca diyor ki bu çocuğun istidadı var ama gayreti yok. Neye yarar efendim? Senin havada uçmaya istidadın olsun. Ama ya ne yapacağım uçacağım birader yerde yürümek varken bir de havalarda mı gezeceğim? allah Teala'nın verdiği bu istidadı kullanmamak tasavvufta vebaldir. diyorlar kitaplarda. Ben mutasavvıf değilim. Bunları ancak yazanlardan okuyoruz. Hem zahiri hem de manevi ilimlerde yükseldi. Bu istidadı ve bu gece gündüz gösterdiği gayretiyle. Ne mutlu ona. Ve o devrinde, kendi devrinde Osmanlı'daki İslam alimlerin büyüklerinden oldu. Fıkıh, tefsir, kelam gibi nakli ilimlerle birlikte alet ilimleri olan nahiv edebiyat ve arabide de söz sahibiydi. Evet. Fıkıh. Zaman zaman sohbetlerimde bunu dile getiriyorum. Ömrüm olduğu müddetçe de getireceğim. Fıkıh bugün, bugün İslam aleminin öksüz kalmış bir çocuğudur. Bakımsız, öksüz. Bana ne kardeşim, ne yerse yesin, nerede yatarsa yatsın. Ben onunla ilgilenmiyorum kardeşim. Aman 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 aman. Aman aman aman. Fıkhın hali Müslümanların gözünde böyle gösteriliyor. Müslümanların gözüne de böyle gösteriliyor. Halbuki dinin esası fıkıhtır efendim. Evvela iman, iman eder etmez, kelime-i şehadeti söyledikten sonra insana farz olan şey, Ha ben Müslüman oldum değil mi? Evet. Tamam bu Müslümanların icapları ne? Aman bunu öğreneyim. Bu da neyle öğrenir? Fıkıh da öğrenir kardeşim. Akaid imandır. Fıkıh da imanı olanın uygulamasıdır. Şimdi asker ocağına adamı kaydediyorlar. Geldi. Yani iman etme gibi dersek haşa öyle değil de Geldi kanunen, ben askerim dedi. Askerlik bir gün oldu. Bu adam üniformayı da giydi. Değil mi? Giydi. Peki yanından da böyle komutanı geçiyor. Ne yapacak bu adam? Yalan yanlış. Yani esas duruşu var yok. Ama bir selam çakması lazım. Başka yolu yok. Ha burada o komutan, ha oğlum gel bakayım elini şöyle tutacaksın, topuklarını şöyle yapacaksın diye, öğretecek. Efendim ben acemiyim. iyi, işte acem olduğum için doğru dürüst yani selamlama falan, yani böyle zahmetli teferruatlarla uğraşmak istemiyorum ya. Geldik canım, bir elbise giydemediniz mi? Bir de üstelik üniformanın üstünü giyip altına da sivil pantolon çektiyse, he he onun başına geleceklere bak sen. Biz fıkı böyle görmeyelim. Fıkıh bizim esas kuralımızdır. Nasıl askerlikte disiplin esassa, dinin disiplini fıkıhtır. Maalesef alimler fıkıh diye bir şey çıkarttılar ortaya. Dini insanlara zorlaştırdılar. Oh! oh. Ne istersen yap, nesin sen ben Müslümanım. ...kiliseye giden, ayin yöneten... ...papaz, ya haçı takın... ...başka bir şey yok demiyor. Feneri yakıyor, fenerin isini de böyle... ...burnuna burnuna sallıyor. E ne faydası var? E diyor ki, kuralımız bizim bu. E batıl batıl. Kuralımız bizim bu. Peki bizim kuralımız ne? Caminin önünden geçme. Fıkhın kurallarını hiç bilme kurban kesmeyi bilme, efendim Abdesi bilme, namazı bilme, tahareti bilme. Ne yapalım canım bu zamanın şeyi bu kadar oluyor. Her gün beş vakit kardeşim nerede gideceksin? Mesai var, müdürler kızıyorlar falan. Ama bir maç olduğunda bir odaya kapanıp kaçak olarak maç seyrediyorsunuz. İnternete indireceğiniz şeyi indiriyorsunuz. Cep telefonlarınıza yatağa da cep telefonuyla giriyoruz. E e bunlar peki sorumluluk değil mi? Ya işte herkes öyle zaten falan diyoruz. Abdülkerim Zade Mehmet Efendi'yi anlatmaya devam edeceğiz. Küçük bir aramız var kıymetli dinleyenlerim. Aradan sonra inşallah beraber olacağız. Fikret efem, tarih sohbetimizin ikinci bölümüne başladık. Anlattığımız birinci bölümdeki kişi Abdülkerimzade Mehmet Efendi'di. Onu anlatmaya devam ediyoruz. Çünkü devrinin en büyük alimi gibi, Ebu Suud Efendi'den sonra, fıkıh alimiydi, tefsir alimiydi. Yani müfessir ne Ne demek? Allah Teala'nın kelamı ilahisinden Allah Teala'nın muradı ilahisini anlayacak olan kimse demektir. Yoksa ya öyle ama ben bunu şimdi söylersem beni bu makamdan atarlar diyen bir makam sahibi isen yok arkadaş. Evet. Makam sahibi isen makam sahibinin makamını kaybetmekten korkuyorsan sen ne fıkıh alimi ol ne tefsir alimi ol ne Kur'an'ı yorumluyorum de ne de itikadla ilgili kelam alimi ol. Bu üç ana ilmin en büyük alimlerinden biriydi. Gelibolu'da Saruca Paşa Medresesi var. Edirne'de Taşlık Medresesi var. Buralarda müderrislikler verildi kendisine. Ayrı ayrı zamanlarda. Bu müderrislikleri bu iki medresede bir nevi esas büyük medreselerde müderrisliklere bir hazırlık mesabesindeydi. Yani bir staj gibi. 1544'de Ebu Suud Efendi ve Mirim Köse Muhammed Efendi tarafından muhtelif ilimlerde imtihan edilip esas müderris oldu. İmtihan heyetinde kim var? Ebu Suud Efendi var. Kim var? Mirim Kösesi Muhammed Efendi. Devrim projektörleri bunlar efendim. 1546'da yani Ebu Suud Efendi'nin süzgecinden geçtikten iki sene sonra İznik'teki Süleymaniye medresesine müderris oldu. Bir sene sonra da Sahne Seman'a verildi. İznik'teki Süleymaniye medresesi kıymetli dinleyenlerim yolunuz İznik'e düşerse gidin görün. İzdik'teki Süleymaniye Medresesi, yani bu Abdülkerim Efendi, Abdülkerim Zade Mehmet Efendi'nin çok büyük bir alim olarak görev yapıp talebe yetiştirdiği yer, şu anda çinicilik, işte İzdik çinileri, fayansları, şunları, bunlarıyla ilgili satış ve işte şovrum şeklinde kullanılıyor. Ya ne olur böyle yerleri eğitimle ilgili bir konuya ayıralım ya. Ya bu bu Süleymaniye Medresesi efendim Süleyman Paşa'nın yaptırdığı medrese ya. Gelibolu'da, Bolayır'da kabri bulunan Süleyman Paşa ya. Türklerin Avrupa'ya adım atışının başlangıcını yapan insan ya. O yok dönemde yaptırdığı medrese bugün ilimle ilgili aman aman insanlansın da nasıl olursa olsun bir yerde halı mağazası yap, bir yerde fayans çovrumu yap, bir yerde başka bir şey yap. Aman ya, aman ya. Hadi hamam olsa dersin ki ya hamam temizlik için falan neyse burayı bir e, kafe gibi yapmışlar, Manisa'da yapmışlar mesela. Kütüphane gibi kitaplar falan da koymuşlar. Eh olur. E burada kitap, kitap da yok efendim. Kitapla işi yok. Meslekle ilgili kitapları var. Alınsa Süleymaniye Medresesi. Var mı? Var. Ben zihnimde onu nereye koyacağım efendim? Maalesef çekimini yaparken... ...çok çok üzülerek çekimini yaptım. Buranın. sahne Seman Şeman Medresesi Fatih Sultan Mehmet Han'ın... ...İstanbul Üniversitesi'nin temeli olan... ...Ayasofya Medresesi'ni yaptırdıktan sonra... Fatih Camii'nin iki tarafına yaptırdığı onun yadigarı olan sahne seman sekiz bölümlü sekiz sahınlı medrese demek. Akdeniz medreseleri Karadeniz medreseleri diye geçer. Akdeniz kurşunlu baş kurşunlu Akdeniz orta kurşunlu Akdeniz ayak kurşunlu Karadeniz içinde aynı şeyler kullanılır. Yani kıbleye doğru olan bölümlerine baş yatmış bir insan, başı düşünün, kıbleye doğru upuzun yatmış. Efendim, ortadaki iki medrese sırt sırta vermiş, ona orta medrese deniyor. Ayak kısmı da ayak medresesi deniyor. Yani ayakların bakım medresesi manasına değil. Ecdad öyle demiş. E, tarihle ilgili yeni bir araştırmaya başlayan kardeşlerimiz bu baş kurşunlu, orta kurşunlu, ayak kurşunlu ne demektir deyince Allah Allah ya insanların başı bir tarafta, ayağı bir tarafta mıymış veya baş bilgisi orada, ayak bilgisi burada demesinler. Böyle bir yatmış insanı tahayyül ederek Fatih Sultan Mehmet Han zamanında böyle bir isim verilmiş. Güzel de verilmiş, iyi de verilmiş. O Sahra Selam Selman medreseler medreselerinden birisinde kendisine müderrislik verildi. Sultan Selim medreselerine müderris oldu. Sultan Selim medreseleri yani Sultan Selim'deki Sultan Selim Cami'nin yanında medrese var mı? Yok. E peki bu külliyeyi yaptıran Kanuni Sultan Süleyman Han babasının adına yaptırdığı bu caminin bu külliyenin efendim mektebini koymuş, kütüphanesini koymuş. De imaretini koymuş da niye medresesini koymamış? Efendim hemen yakınında Sahne Seman medreseleri olduğu için Fatih bölgesinde araları da az. Sahne Seman Medresesi var diye buraya yaptırmamış. Sultan Selim Medreseleri aşağıda Vatan Caddesi'nde eskiden Luna Park vardı. Luna Park'ın solundaki kısım Sultan Selim Medreseleridir. Ta külliyenin merkezinden ne kadar uzakta. Olur mu? Olur tabii. Öyle yaptırmış. Adını öyle koymuş arkadaş. Keşke sen de yaptırdı, da sen de ayrı yerlere koy canım. Bir şey demeyeceğiz yani. Yapan, yaptıranlara. 1551'de Halep'te. 1551 Ekim'inde yani 10 ay sonra Şam'da kadı yapıldı. Kadı. Kadi yahut da. ...1553'te... ...Mısır Kadısı. 1555'te... ...tekrar Halep Kadısı oldu. Peki Halep Kadısı... ...1551'in başında yapıldı. Niye 10 ay sonra aldı da... ...Şam Kadısı oldu? Sonra gitti Mısır falan filan... ...geldi... ...tekrar Halep Kadısı yapıldı. Belki bazı dinleyicilerimiz bunu muhakeme etmekte zorlanabilirler. Ee, benim bildiğim kadarıyla Osmanlı'da kadı efendiler tayin edildikleri görevde iki seneden fazla tutulmazlardı. Ha aradan zaman geçer, beş sene on sene geçer, orada tekrar gelir, gene iki sene kadılık yapar. Bu yargı sisteminin adalet dağıtım mekanizmasının iyi çalışması için konmuş bir usul. Çünkü Kadı Efendi bütün bulunduğu kadılık bölgesinin yargısından tek sorumlu ya. Onun kendine göre bir teşkilatı var ama esas hüküm veren bu. Eğer ve bunun dediği oluyor. İdam idam. Berat berat. Hapis hapis. İnsanlar da suçu işledikten sonra nedametleri sebebiyle oradan suçtan sıyırtmaya çalışma ya yönlenirler. İnsanın nefsi öyle ister. E kardeşim sen bıçağı çekip de o adama saplarken düşündün mü? Hatta bıçağı çekerken düşündür mü ya ben bu bıçağı bu adama çekmiyorum. Asla kendime batırıyorum ben şimdi bıçağı. Diyebildin mi? Bıçak neyi halletmiş şimdiye kadar? Bir kurban kesmeyi hallediyor. Başka? Başka. Silah neyi halletmiş? Silah vatan savunmayı hallediyor. Süngü de vatan savunmayı hallediyor ama bunu dosta karşı kullanırsan cinayeti meydana getiriyor. Çözüyor mu çözmüyor. Bunu durdurmak için araya adamlar sokallar tanıdıklar bildikler eşraf falan filan diye böyle bir arada ünsiyet peyda olmasın dostluklar başlamasın diye iki seneden sonrasında bu gibi işlerin örneklerine rastlanmış karar verilmiş ki Osmanlı'da Kadı Efendi'ye gittikleri yerlerde iki seneden fazla kalamazlar. Halep'e gelmiş kadılık yaparken 10. ayda Şam'a tayin olmuş. Niye? E Şam kadısı vefat etmiş. Şam daha büyük bir merkez. Halep'le kıyaslanmayacak kadar büyük ve tarihi bir yer. Oraya ihtiyaca binaen gönderilmiş. Oradan böyle gitmiş, tekrar Halep'e gelmiş. 55'te Halep'ten sonra da orada da 2 sene kadar kaldıktan sonra bir ara da Bursa kadılığı verilmiş. Hemen hemen on yerde kadılık yaptı. Arkasından da kendisine dedesinin mesleği olan kazaskerlik verilmiş. Ama tabi dedesinden farklı bir kazaskerlik buradaki. Dedesi Fatih Sultan Mehmet Han zamanının kazaskeriydi. Bütün yargının başıydı. Bu ise zaman ilerledi, Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında, Anadolu kazaskeri, Rumeli kazaskeri diye iki kazaskerlik başladı. İşte bu da Anadolu kazaskeri oldu. Yapıldı. Ve yedi sene kadar kazaskerlik yaptıktan sonra, 1563'te tekavüt oldu. Yani emekli edildi. 1568'de Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi yani Kadir Gecesi olarak bildiğimiz gece vefat etti. Kabri Edirne Kapı'da idi. Ama 1969'da 1. Boğaz Köprüsü için Efendim birçok sökülen mezarlar gibi onun kabride çevre yolu yapılırken söküldü. İbni Kemal Paşa da hocasıydı ya efendim, onun kabriyle beraber, o İbni Kemal Paşa Hazretleri'nin kabri, şimdi e, Haliç Köprüsü'ne giderken, İstanbul tarafından Haliç Köprüsü'ne doğru giderken Avrupa yakasından e, sağda Böyle bayrak asılı, üzeri de çok alçak parmaklıklarla böyle, böyle çatı şeklinde örtülü bir yer var. Ee, i̇bn Kemal Paşa Hazretleri'nin kabri oraya nakledildi. Eskiden kabristanın biraz daha içindeydi. Ben o zamanla biliyorum. 69'dan önceki, sökülmeden önceki zamanla biliyorum. Ee, hem o söküldü, oraya nakledildi. İşte Abdülkerim Efendi'ninki de nasıl hoca-talebe ilişkisi vardı... Onun yanına defnedildi efendim. Abdülkerimzade Mehmet Efendi dinleyicilerimizden e, bu İbni Kemal Paşa Hazretleri'nin e, kabrini bilenlerin olduğunu biliyorum. Onlar Abdülkerimzade Mehmet Efendi'ye de niyet ederek orada fatihalarını bayramlarda ziyaretlerinde gittiklerinde okurlarsa inşallah feyiz yap olurlar. İlimde bir derya idi diyor kitap. Hafızası çok kuvvetliydi. Bir insanın hafızası nasıl kuvvetli olur efendim? Bol bol ceviz yiyecek, fındık yiyecek, e işte beyin yiyecek, piş piş beyin. Fosfor bol. Yok efendim, yok öyle şey. Öyle şey yok. Bunlar hiç deve de kulak. Bir insanın hafızasının kuvveti beyninin içerisinde faydasız bilgileri istif etmemesiyle sağlanır. Zararlı dünya hırsı şunu alayım, bunu satayım, şunu şöyle yapayım, bunu böyle yapayım. Gündüz öyle, gece rüyada öyle. Öyle değil de Allah sevgisiyle dolu olursa bir insanın kalbi hafızası kıymeti dinleyelim. Çok güçlü olur. allah Teala onun hafızasına güç ihsan ediyor. Ya nasıl? Oluyor. Oluyor efendim. Yani bugün böyle belli bir yaşlardan sonra işte ne var? Valla işte annem rahatsız biraz. Hayırdır inşallah geçmiş olsun tedavi. Valla yaşlıktan Alzheimer oldu, Alzheimer oldu, Alzheimer oldu. Etrafı tanımıyor oğlum. Bu hale gelmedik ben efendim. Yok işte şöyle oldu da bunu yedi de bunu yemedi de ondan az zeybin oldu falan. Peki çok yaşlı yaşlı nilerere bakıyoruz da böyle pencereden güneşin durumuna bakarak ha ikindi oldu galiba yavrum diye torununa ikindinin olduğunu söylüyor. Bu kadın nereden biliyor hangi saate baktı? Cep telefonunda yok. Evet hafıza Allah Teala'nın kullarına büyük bir ihsan efendim. Çok büyük bir ihsanı. Ama kendini hatırda tutmaları için ihsanı. Eğer siz oraya getirip de yani neye benzer? Haşa haşa yani allah Teala için böyle bir misali vermek istemem ama bir güzel tavla var böyle yapılmış. Atların bağlandığı. Çok cins, yarış kazanan atlar var. Sen o hara gidiyorsun köpek evi yapıyorsun. Veya merkeplere tahsis ediyorsun bu ahırı. Ne at at bağlasan bile ne at orada rahat eder. Ne de köpekler orada usudururlar. dururlar. İşte böyle büyük ilimlerle bu kadar çok ilim sahibi yani neredeyse beyni patlayacak kadar ilmi almış ama hafızası hala kuvvetli. Zaman zaman siyasetçiler vardı böyle hafıza numaraları yap. Oh Mehmet Ağa ya nasıl Mehmet Ağa görüşmeyle epey oldu herhalde va. Ya beni başbakan tanıdı ya ne adam ya bu adam ya. Efendim hayranlık duyarlardı. Ne oldu? Ne oldu? ahir ömründe böyle söyleyen insanlar kendini hatırlayamaz oldular. Ne yapacaklarını bilemez oldular. Evet. Bir şeyi kafasına aldığında kolay kolay bir daha unutmazdı. Çok yumuşak huyluydu. Merhametliydi, cömertti. E allah Teala hem merhametliliği, merhameti hem de cömertliği her yerde met etmiş efendim. Kur'an-ı Kerim'de kaç yerinde met ediyor. Yumuşak huylu olmayı. allah Teala refiktir. Buyuruluyor hadis-i şerifte. Refiktir. Yumuşaklığı sever. İyilik, ikram ve insanları çok boldu. Talebelerinden birisi şöyle anlatıyor hocasını, Abdülkerim Zade Mehmet Efendi. Yi. Bir gün sohbetinde oturuyordum. Görünüşünden fakir ve muhtaç olduğu açık belli olan birisi sohbet edilen yere girdi. Haliyle yani maddi hususta sıkıntıları olduğunu kendine yardım edilmesini istiyor gibiydi. Bir şey demedi de o haliyle böyle boynu bükük, sefil bir halde. Hocamız onun halini anlayıp adeti hep böyleymiş efendim. Adeti olduğu üzere hizmetçiyi çağırıp altmış akça getir dedi. Hizmetçi dalgınlıkla 60 akçe yerine 60 altın getirip efendim getirdim dedi. 60'ı getirdim. Oğlum deli misin? Sen benim sözlerime kulak vermiyor musun? Ben sana akçe dedim. Sen altın getiriyorsun, sarıca getiriyorsun. Akçe beyaz para demek efendim. Sevimli beyaz para. Der mi bu adam? Demez. Ya Hizmetçi dalgınlıkla bunu getirdi. Hoca Efendi bunu fark etti. Abdülkerimzade. 60 akçeyi 10 misli, 20 misli katlayacak kadar olan bu 60 altını götürdü oğlum akçe getir. Yanlış anladın bak yavrum dese gayet normaldi yani bu. Demek ki bunun kısmetidir diye geri çevirmedi. Öylece 60 akçeyi ver verdi o fakir efendi. 60 altını ...veriverdi... verdi. Aman ya Rabbi. Böyle yanlışlıklar ne kadar güzel efendim. O kişi de baktı, dua etti, teşekkür etti. Allah Teala razı olsun dedi. Çekti gitti. Nereden geldi, kimdi, neyin nesidi bilmiyor. Abdülkerimzade dinimizin her emrine hassasiyetle riayet ederdi. Ben alimim. Benden artık namaz sakıt oldu. Oruç sakıt oldu falan bunlar sapıklık efendim. Alim allah Teala'nın yoluna emirlerine en çok sarılan insan olması lazım. Bugün bir de böyle moda var. Çok riayet ederdi. Çok mecbur kalmadıkça müstehapları terk etmezdi kütüphaneye abdestsiz girmezdi. Allah-u Teala'nın isimlerini, ayet-i kerimeleri ayrı bir kalemle yazardı efendim. Bu kalemi başka şeyler yazmada da kullanmazdı. Kadı Beydavi'nin envar Tenzil adlı tefsirine Taha suresine kadar bir haşiyesi vardır. Tecride bir haşiyesi vardır. makamata Haririye bir naziresi bazı kitaplara açıklamaları vardır. Üç dilde şiir yazdı. Şiirde de mahlası hayaliydi. Hayaliyi kullanan çok var tabi. Hayaliydi. İcazet, fesahat ve belagatta Arabi şiirleri Türkçe ve faalisiyle yazdıklarına göre daha çok önde idiler. Efendim, Abdülkerimzade Mehmet Efendi'yi bugünkü sohbetimizde sizlere anlatmaya çalıştık. İnşallah haftaya başka bir ışıklı zatı sizlere anlatmak üzere huzurunuzdan ayrılıyoruz. Teknik basada Burcu Turan yardımcı oldu. Programı hazırlayıp şu ana kadar Sizlere sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağcı, ekibim adına evinizde, işinizde, barkınızda, hayatınızda mesut ve bahtiyar bir şekilde yaşamanızı ve hayatı böylece değerlendirmenize dua ediyorum. Hoşçakalınız.